akıl kontrolüyle ilgili. Pek çok hayvan yapabiliyor. Ve bahsettiğim adını duymadığın hayvanlar değil. Böcekler, amfibiler, kediler bile yapabiliyor. Ha siktir oradan. Doğru. Araştır. Evcil kedilerde toksoplazma denen bir parazit bulunur. Ne yapar biliyor musun? Farelerin kedilerden korkmamasını sağlar. Kediler bunu neden istiyor? Yiyebilmek için. Tarla faresi kediden korkmaz ve gidip kendini ona yemek olarak sunar. Ayaklı bir öğle yemeği. Bu doğru değil. Doğru. Doğru değil işte. Doğru işte. Ve sadece tarla farelerine değil, insanlara da bulaşıyorlar. Dünyada kedisi olan her insanda var. Doğru. Bir düzine ölü tarla faresinden daha iyisi sana 5 dakikada bir mama taşıyan beyni yıkanmış bir insandır. Bu yüzden Carol Baker'ın evinde bir düzine kedisi var. Ciddi misin? Evet. Deli olduğunu biliyorum. Tımarhanelik dostum. Carol Baker'ı karıştırma, tamam mı? O iyi yürekli bir ihtiyar, sadece kocasını özlüyor. Hayır. Carol Baker artık Carol Baker bile değil. O artık kendi efendilerinin kölesi. Bu yılın en kötü haftası. Bütün üniversiteli kızlar gider ve siz kaçıklarla baş başa kalırım. Evet. Git bir kedi al da ne olacağını gör. Nereye gidiyorsun? Beni bırakır mısın? Eve gitmem gerekiyor. Yolunun üstü. Hoşça kal Jerry. Aynı şey 100 yıl önce Palatine'de oldu dostum. O gemiyi korsanlar yağmalayıp batırmadılar. Hayır. Hayır. Derinlerden gelen bir deniz canavarı çıldırıp kendilerini güverteden atsınlar da yiyebileyim diye mürettebata parazit bulaştırdı. Bunu herkes biliyor. Ortak yaşam, sembiyoz, şimdi de devlet parazitlerin gücünü kullanıyor ve onları çocuklarımızın aşılarına koyuyor. Ne yapıyorsun? Emniyet kemerini çözüyorum. Neden? Oradaki telefon direğine çarptığında ön camdan fırlayacaksın ve ben 11 Eylül, chemtrails, yayın kontrolü ve kertenkele insanlar saçmalıklarını duymaktan kurtulacağım. Delirmişsin. Kertenkele insanlara inanmıyorum. Aman çabuk. Hala yaşıyor. Nereden çıktı bu şey böyle? Ne yapıyorsun? Acısına son ver. Taşla vurmamı mı istiyorsun? Evet, ona bu iyiliği yapmalısın. Öldü. Emin misin? Bin arabaya. Baba. 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 Ne yapıyorsun burada? Köpek havlıyordu. Bak, seni yine uykunda gezerken yakalamak istedim. Tamam, tamam. Artık kafein yok. Tamam, tamam. Şimdi uyuyacağım. En sonunda araba kullanırken uyuyup kaza yapacaksın. Evet. Yoksa bana ninni de mi okuyacaksın? Isırmasın böcekler. Git artık buradan. Bugün benim için biraz zor. Poli tek başına gidebilir mi?
Eminim istemiştir. Bak bugün okulda çok önemli bir gün. Anne. Ayrıca adada babamla kardeşime uğramam Anne. Gerekecek. Bak özür dilerim, halletmem gereken çok iş var. Bak bu kesinlikle sorun yaratabilir. Ailenle adada olacağını söyleme öyleyse. Aa, evet bu pek mümkün değil. Blok adası küçük bir yer. Anne tost istemiyorum. Ne istiyorsun? Meyveli gerek. Sütümüz yok. Süt biteli bir hafta oluyor. Emily. Ya tost yiyeceksin ya da sulu gevrek. Anne. Audrey. Evet özür dilerim özür dilerim. Bak dinle, Paul yeteneklidir. Bensiz halledebilir. Herkesin aynı bir sorunları var. Bir görevlendirme için tartışmak istemiyorum. Bunu anladın mı? Evet. Vapur 7.30'da kalkıyor. Binmiş o. Geziye çıkmak ister misin? Vay vay. Bakın kim okulu ekmiş. Paul'e merhaba desene. Emily merhaba. Evi ziyaret etmek için bahane olmuş olmalı. Aa, evet. Çok sık geliyor musun? Aa, annem öldüğünden beri gittikçe seyrekleşti. Kardeşim biraz bilmiyorum. Baş belası mı? Emily. Sakın bunu Harry dayının yanında söyleme, tamam mı? Baba. Baba. Linç kayıkhanesinden Petyeme, duyuyor musun? Tamam. Baba, benim Harry neredesin? Tamam. Evde yangın çıktı. Baba uyan. Bu kanal sadece operasyonel kullanım içindir. Tamam büyütme o kadar. Kardeşim baş belası değil. Sadece annemin ölümü onun için çok zor oldu. Harry'nin öfke sorunu var. Neredeydin? Sabah tekneyle çıktım. Bu sabah mı, dün gece mi? Baba. Diğer ucunu da bağlayacak mısın yoksa kendim mi yapayım? Hatırlıyor musun? Çıktığında hava karanlık mıydı? Alo. Merhaba baba. Adadayım. Birkaç gece sizle kalabilir miyim? Ha, harika olur. Emily de yanında mı? Ada yılın bu zamanı çok farklı bir yere dönüşüyor. Yazları 15-20 bin kişi olurken kışları bu sayı bine kadar düşer. Ay, yukarı yuvarladın. Evet belki. Peki batı kumsalında ne oluyor? Evet biraz balık sorunumuz var. Kıyıya tonlarca ölü balık vuruyor. Ne kadar? Söylemek zor. Belki 9 ya da 10. 9 ya da 10 dediğin ne, balık mı? Ton. 9-10 ton. Ne zaman oldu bu? Dün mü? Hepsi bir kere de olmadı. Sürümüşler. Emily dokunma ona. Buraya gel. Ne demek bir kere de olmadı? Birkaç günde bir yeni bir sürü kıyıya vuruyor. Bir Ryan geçen cumartesi bir ağ dolusu topladı. Anna Miller ve çocuğu da 3 hafta önce bir miktar bulmuş. Anna'yı hatırlıyor musun? Çocuğum.
pisliği temizleyecek olmanıza sevindim. Adanın batısı apış arası gibi kokuyor. Apış ne? Seni ilgilendirmeyen bir şey. Sence onları öldüren ne? Hipoksi olabilir. Peki o nedir? Belirli bir alanda çok fazla balık olduğunda yaşanır. Sudaki oksijeni çok hızlı tüketirler. Ne olur, boğulurlar mı? Sayılır, evet. Havasız kalırlar. Balıklar havasız kalıyor, inanılmaz. Evet, arada oluyor. Seni nereye yerleştirdiler? Lüks bir otele mi? Yok yok, ben vapurla gidip geleceğim. Bu delilik. Sen de bizimle kalmalısın. Ha, hiç gerek yok. Hayır, hadi yeterince yerimiz var. Sen Audrey ile büyük odada kalırsın. Baba. Tanrı aşkına. Ben bir lavaboya gideceğim. Şaka mı yapıyorsun? Ne oldu? Benim yanımda çalışıyor. Ben onun patronuyum. Evet baba, ayıp ettin. Ha, boş versenize. Bu hiç yakışık almadı baba. Emily'nin hayatında bir baba figürünün olması gerektiğini düşünüyorum. Baba. Hey Paul. Seni vapura ben bırakırım. Hayır. Ben götürürüm. Sen Emily'ye göz kulak olur musun? Ya onlar? Hayır, onlar küçük. Al. İşte bunlar. Balıklar için crack gibidir. Crack ne? Kokainin sigara gibi içileni. Balık görene kadar sabırlı olman gerek. Peki ya oradakiler? Neredekiler? Orada. Evet. Bu iyi bir fikir değilmiş. Ne olmuş onlara? Hadi gidip bataklıkta kurbağa yakalamaya çalışalım. Alır. Tanışacağın son iş arkadaşımdı. Baba? Baba su dolmuş. Bir şey mi istiyordun? İyi misin sen? Evet. Babamın nisi var. Nasıl yani? Onu dalmış boşluğa bakarken yakaladım. Bir şey yok. Tuhaftı. Ona iyi bakıyorum Audrey. Seni bir şeyle suçlamıyorum. Sadece... Yaşlanıyor. Daha sık gelsen fark ederdin belki. Tamam. Özür dilerim. Kötü niyetle sormadım. Babam iyi. Dişlerini fırçaladın mı? Evet. İhtiyacın olursa koridorun sonundayım, tamam mı? Tamam. Eğer üşürsen kazağın şeyin içinde. Dur. Bu nedir? Hiçbir şey. Bunu nereden buldun? Harry dayım alabileceğimi söyledi. Aa, öyle dedi demek. Sence bu kurbağa ailesini özlemez mi? Harry dayım, senin sudan hayvanları hep aldığını söyledi. O farklı. Çoğu okyanusa geri dönüyor. Ama hepsi değil. Çoğu. Bazıları ölüyor. Kumsalda gördüğümüz balıkları mı düşünüyorsun? Kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum. Ama sudan aldığımız balıkların çoğunu birkaç gün sonra yeniden suya bırakıyoruz. Onları inceliyoruz. Böylece onları daha iyi tanıyoruz. Onlara yardım edebilmek için. Ama bazıları ölüyorsa bu nasıl bir yardım? Bak, korkutucu ve kötü geldiğini biliyorum. Ama bazı cesur balıkları sudan alıp onları daha iyi tanımak
diğer balıklara yardım etmemizi sağlıyor. Yani iyi bir şey yapıyoruz. Ben de onu tanımak istiyorum. Bakacağız. Sanırım kabus gördü. Tatlım iyi misin? Ne oldu? İyi misin tatlım? Belki kabus görüp yataktan düşmüştür. İyi mi? Neydi bu böyle? Herhalde kabus görmüştür. Yabancı bir yerde uyandı. Hayır, hayır. Babam hiç iyi değil. Ne yapıyordu orada? Ne olduğunu sanıyorsun? Bilmiyorum. Ama onu çok korkutmuş. Bu gece ne kadar içti o? O bir şey yapmadı. Bak, yarın sabah ilk vapurla gidiyoruz. Audrey'e aşırı tepki veriyorsun. Kabus gördü, büyütecek bir şey yok. Zaten ben çalışırken burada olması hiç doğru değildi. Yani gideceğiz. Erkenden giderseniz bu onu öldürür. En azından kahvaltıya kalın, tamam mı? O bir canavar değil. Anne. Geliyorum em. Sabah görüşürüz. Ne yapıyorsun sen? Gidiyoruz. Audrey, kahvaltıya kalın. Vapur 8'de kalkıyor. Kaçırırsak öğlene kadar gidemeyiz. Nasıl karşıladı? Henüz kalkmadı. Kalkmadı mı? Kapısı kapalı. Lanet olsun. Ne oldu? Gitmiş. Linç kayıkhanesinden PTM duyuyor musun? Dün gece çok sarhoştu. Denizde kendini öldürebilir. Linç kayıkhanesinden PTM duyuyor musun? Tamam. Cevap vermiyor. Bazen sabahları balığa çıkar. Dün gece onu giderken gördüm. Dün gece olduğundan emin misin? Dışarısı karanlıktı. Kumsalının orta. Baba. Baba. Baba iyi misin? Lanet olsun. Aşağıda mı? Bu tekne yağmalanmış. Bu lanet olası ses de ne? Telsiz bozulmuş. Aman tanrım, ona ne olmuş? Mayday, mayday, mayday. Denize düşüp kaybolan biri var. Konumumuz 41-12 kuzey. 71-52 batı.
ihtiyacımız olan her şeyi aldık çocuklar. Eğer üstünde can yeleği varsa sahil güvenlik bir ihtimal onu bulur. Ama en kötüsüne de hazırlıklı olmalısınız. Yılın bu zamanı babanızın yaşında biri için geçen her saat kurtulma şansı azalır. Bu kadar. Artık olay sahil güvenlikte. Sizi haberdar edeceğiz. Yani Anakara'dan gelip olay yerinin fotoğraflarını çekmeyecekler ya da kanıt toplamayacaklar mı? Bu vakada buna gerek yok. Bir suç işlendiğine dair belirti yok. Sen şaka mı yapıyorsun? Harry, eğer içki içmişsen, dalgalı denizde açılmışsan... Sarhoş değildi. Ayık bile olsa, yeterince dalgalı şaka bir denizde... Şaka mı yapıyorsunuz? Harry... Tekne yağmalanmıştı. Bunu biri yapmış. Alınan bir şey yok. Oltaları hala burada. Yeni telsiz de. Telsiz bozuk. Elimizden geleni yapıyoruz Harry. Yemin ederim. Ama babanı tanıyorum. Bu onun içtikten sonra teknesinde geçirdiği ilk kaza değil. Çok üzgünüm gerçekten. Tom iyi bir adamdı. Onu sabaha kadar arayacaklar. Biliyorsun ki bu ada azizlerden oluşmuyor. Kes şunu. Kontrolü kaybederek bir yere varamayız. Umurlarında bile değil Audrey. Hiçbir şey yapmayacaklar. Alt tarafı bir sahil devriyesi. İyi misin? Bilmiyorum. Bütün kıyıyı aradılar ve onu bulamadılar. Harry nasıl karşıladı? Ona birinin saldırdığını düşünüyor. Bence kabullenemeyince böyle tepki veriyor. Annem öldüğünde de hastaneyi dava etmek istemişti. Günde iki paket sigara içip akciğer kanseri olmuştu ve Harry doktorunu dava etmek istedi. Parana yaklaşabiliyor. Bazı zamanlarda en basit, en açık cevaba bile inanmayı reddediyor. Babam çok içiyordu. Ve sonunda başına bu geldi. Şuna bak. Bunu kırmak için birine çok sert vurman gerekir. Bunlar hiç mantıklı değil. Özel bir dedektif tutmalıyız. Bölgeyi kontrol edecek dalgıçlar bulmalıyız. Ona bir şey oldu. Ne bulmayı umuyorsun? Neredeyse 24 saat oldu. Zor olduğunu biliyorum. Hayır. Hayır, umudumu kesmeyeceğim. Kendine işkence etme. Burada ne işin var? Yardıma geleyim dedim. Nah, bunu yapmana gerek yok. Kafamı meşgul etmek için. Emily nasıl? Kafası çok karışık. Olanları pek anlamıyor.
Evet. Bu arada kardeşim bu sabah ofise uğradı. Pek kendinde değildi. Harry mi? Neden? Ekipman ödünç almak istedi. Ne ekipmanı? Scuba ekipmanları. Tanrı aşkına. Ben bildiğini sanıyorum. 36 saat oldu. Sahil güvenlik bulamıyorsa Harry ne yapacak? Ne var? Hey, iyi misin? Evet. Senin için çok endişeleniyorum. Ozzy, ben iyiyim. Birkaç gün sonra Jen gelecek. Neden? Babamı görmeyeli 2 yıl oluyordu. Yardım etmek istiyor. Babamla ilgili işleri halletmeliyiz diyor. Bunu külahıma anlatsın. Özür dilerim Harry. Ben de üzgünüm ama... sonraki adımlara çalışmalıyız. Aklımızı kaçıramayız ya da bilmiyorum. Yine kötüye gitmeni istemiyorum. Henüz ne olduğunu bile bilmiyoruz. Boş bir tabut gömmeyeceğim. Sizi bekliyoruz. Bu. Yalnız kalmak ister misiniz? Nasıl olmuş? Hala anlamaya çalışıyoruz. Şimdi konuşmamıza gerek yok. Hayır, öğrenmek istiyorum. Yüzündeki bütün bu morluklar, bunu ne yapmış? Başında darbe izleri var. Yüz ve vücudunda da kayaların sebep olmuş olabileceği kesikler bulduk. Söylemek zor. Ne demek söylemek zor? Başa darbeyi çözmek zordur.
Baş suda sağa sola çok çarpar ve canlı olsun ya da olmasın kanama olur. Yani ya kaya mı? Babam birkaç kayaya mı çarptı? Tam olarak anlamak imkansız. Hey dostum. Babana olanlara çok üzüldüm. Böyle bir şeyi aklım... Bundan konuşmak istemiyorum. Şey, değil de konuşmalısın. O olanları biliyorum. Değil de konuşmak istemiyorum. Hey, değil. Değil. Ha? Hey, Harry. Bekle, teşekkür ederim. Hey Harry, bekle. Seninle konuşmak istiyorum, bekle. Hey, gitmem gerek. $50 borcumu unutmadım. Ödeyeceğim. Hey Harry, biraz konuşmak istiyorum. Ya, olmaz değil. Ben de tam gitmek üzereydim. Bu babanla ilgili. Sanırım bir şey buldum. Hey, beni bırakır mısın? Olamaz. Nasılsın? İyi değilim. Son günlerde çok fazla tuhaf şey oluyor. Ölü balıkları duydun mu? Hı. Ya birkaç hafta önce Andy Gould'un yakaladıklarını? Ölü balıklar mı? Kuşlar. Hem de birkaç düzine. Gerçekten mi? Evet. 3 yıl önce Arkansas'ta da aynısı olmuş. 5000 kuş gökyüzünden çöpe düşüp ölmüş. Kimse neden olduğunu bilmiyor. Nerede okudun bunu? En tuhafı ne biliyor musun? Yere düşmeden önce ölmüşler. Sanki havada bir tür fiziksel darbe almış gibi. Nerede okuyorsun sen bunları? Olmuş. Gazetede. Times'da. 1 milyon internet sitesinde dostum. Gir bak. Bu işler her yerde oluyor. Sadece Arkansas'ta değil. Sadece burada da değil. İsveç'te, Norveç'te, Almanya'da, Brezilya'da. Arkadaşın o ölü kuşları bildirmiş mi? Kime? Devlete mi? Hayatının sonuna kadar adı bir liseye yazılsın diye mi? Ciddi misin? Zaten bu boku yiyen devlet olmalı, değil mi? Bir ara seninle oturup konuşmalıyız. Gerçekten. Hepsi bağlantılı. Suya düşen ölü kuşlar, sudaki ölü balıklar. Sudaki baban. Konuşalım.
Boston'da bir oda salon daireler $800. Orada kimseyi tanımıyor. Burada tanıdığını mı sanıyorsun? Babamı tanıyordum, o kadar. Yazları burada milyonerler oluyor. Kışları ya taşralılar ya da kaçıklar. Ana karada ne yapacak peki? Restoranda çalışır, temizlik yapar. Burada ne yapacak? Kışı babamın evinde üşüyerek ve içerek geçirmesini mi tercih edersin? Harry bir yetişkin. Artık yetişkin gibi davranmalı. Merhaba Her. Merhaba. Nasılsın? Planlar nasıl gidiyor? Töreni McCabe'de yapacağız. İzin verseler babam oraya gömülmek isterdi. Mutfakları yok, yani birimizin yiyecek alıp getirmesi gerek. Adanın yarısı gelirse şaşırmam. Bundan sonra sert bir içkiye ihtiyacım olacak. Biliyor musun? Hepimiz deli değiliz. Ne? Bunu biliyorum. Ben Cen'le çalışıyorum. Tamam. Sen de babanla çanışıyor musun? Git, İkinize çok yakın. Nasıl gidiyor? Aklımı kaçırıyorum. Hiç tanımadığım bir grup boktan insanla sohbet etmem gerekiyor. Babamı birkaç kez gördükleri için içlerini rahatlatmam gerekiyor. O benim babamdı. Kim bu insanlar? Kapalı tabut neden? Benim kararım değil. Evet. Cenaze kaldırıcı babanın geldiğinde iyi görünmediğini söyledi. Ona orada bir şey olmuş gibi. Her neyse. Başın sağ olsun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hazır ikramlık var mı? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Jambon, peynir. Bir saniye bekleyin.
Derdin ne senin? Özür dilerim. Nereye gidiyorsun? Bunları burada bırakamazsın. Hadi. Hey! Şaka mı yapıyorsun? Hey. Ne oldu? Yiyecekler nerede? Almadım. Şaka mı yapıyorsun? Orada ağrı kesicin var mı? Baş ağrısı mı? Bilmiyorum. Öyle bir şey işte. Bir de şat ver. Yiyecekler nerede? İnsanlar aç. Almamış. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Etkilenen tek kişiymiş gibi davranıyor. Kimsenin ona saldırmak için bir sebebi yok. Bu sadece korkunç bir kaza. Sebepleri yok mu? Manzaralı harika bir evi var. Bugünlerde birkaç milyon dolar ediyor olmalı. Elinin ilgisi yok mu demek istiyorsun? Doğru, sana söylüyorum pislik. Ne dedin? O evde yalnız yaşamak nasıl bir duygu? Neden çeneni kapamıyorsun? Her şeyini babam verdi ama sen götürüp onu suya attın. Bırakın beni! Sakinleştin mi? Hadi Harry. Evet. Tamam. Steve şikayetçi olacaktı ama onu ikna ettim. Oh, hadi ama ihtiyat pisliğin dediklerini duysa. Tamam Harry, her şey halledildi. Ned'i arayıp özür dilemelisin. Neredeyse burnunu kırıyormuşsun. Tamam. Kız kardeşin ön tarafta. Hangisi? İyi oğlan. Küllük bulamadın mı? Usta ol. Benim suçum değildi. Babamın cenazesiydi. O başlattı. Babamın cenazesiydi. Özür dilerim. Meredith Gibson bizi akşam yemeğine davet etti. Tamam. Gelebilirsin ama rahat duracaksan. Oh Tanrı aşkına Audrey. Jen gelmeni bile istemiyor. Öyleyse ben de gitmem. Onu suçlamıyorum. O çok üzgün. Steve beni babamı öldürmekle suçladı. Ne? Evi istediğimi söyledi. Böyle mi dedi? Bazıları bazen dayak yemeyi hak eder Audrey. Tanrım. Üzüldüm. Evet ben de. Thank you.
aşkına Harry. Ne oldu? Burası darmada. Dün gece ne kadar içtin? İçmedim ki. Çoğu insan içki şişelerini çöpe sana atar. Sana bir şey yapmadım dedim. Burası annemle babamın eviydi, tamam mı? Çöplük değil. New York'a ne zaman dönüyor? Bu gece. Tanrı'ya şükür. Böyle saçmalıklar yaptığını kızabiliyor. Evet, tamam. Annem ölmeden önce hayatını iyi anlaşmamız için harcadığını söylemişti. Öldükten sonra dağılmamıza izin vermeyeyim diye yalvardı bana. Cenle kavga etmeyi bırak artık. Vay canına. Arkadaşlar buraya gelin. Neredeyse 30 tane var. Hepsinin de başı ezilmiş gibi. Tanrım. Büyük baban Harry dayına hiç kızmazdı. Okulda günüm kötü geçerse gelir beni alırdı. Büyük annenin haberi olmazdı. Sakın örnek alma. Harry dayın şanslıydı, onun gözdesiydi. Büyük baban bana hiç öyle davranmadı. Çünkü onu ihbar ederdin. Nereye giderdiniz? Birlikte tekneye biner, kıyı boyunca dolaşırdık. Bazen keşfe çıkardık. Sakonet'e. Nantucket'a. Vapura yetişeceksen gitsek iyi olacak. Tamam. Bırakmamı ister misin? Ben götürürüm. Mahsuru yok. Olur. Bak. Bana aramız tuhaf ya da nasılsa işte böyle olduğu için üzgünüm. Son günlerde kendimde değilim. O benim en iyi arkadaşımdı ve çocukluğumda fazla arkadaşım olmadı. Şimdi de yok. Benim başka kimsem yoktu. Ben de üzgünüm. Hepimiz iyiliğini istiyoruz. Evet. Özellikle Audrey. Ondan faydalanma, tamam mı? Düşünmesi gereken bir çocuğu var. Artık gitsen iyi olacak. Seni seviyorum Harry. Artık hayatının kontrolünü ele alıp başının çaresine bakmalısın. Yakında görüşür müyüz? Evet, gelecek cenazede. Thank you.
Evet. Arabana ne olduğunu söyleyecek misin? Hey, ne oluyor? Harry kamyonetiyle bir şeye çarpmış. Izgarada kan var. Aman tanrım, neye çarptın? Bilmiyorum, bir geyiğe. Kaç kutu bira içmiştin Harry? Sarhoş değildim. Seni bir daha içkili araba kullanırken yakalarsam ACA'ya kendim götürürüm, anladın mı? Babanın ölümü yüzünden üzgün olman umurumda değil. Tamam, sakin ol. Kamyonette birini öldürmene izin veremem. Anladık seni. Başka bir şey? Göz kulak olsan iyi edersin. Bir geyiğe çarptığını neden bana söylemedin Harry? Ne olduğunu hatırlamıyorum ki. Sarhoş muydun? Hayır. Harry. Hayır. Değildim. Neyin var bilmiyorum ben. Neler olduğunu anlat. Hepsi benim suçum. Hepsi benim kendi suçum. Aklını kaçırıyordum. Bunaklık mıydı bilmiyorum. Ya da aklını mı kaçırıyordu emin değilim ama bazen kendinde olmuyor, dalıp gidiyordu. Onu doktora götürmeye çalıştım ama gitmedi. Başkalarına söylememe de izin vermedi. Önemli değil Harry, senin suçun değil. Audrey kimse bilmiyordu. Sonra gidip tekneye bindi ve boğuldu. Bir şey yapmalıydım, birine söylemeliydim, evet. Yeter, yeter. Bana da oluyor Audrey. Bazen bayılıyorum. Zihnim bulanık. Bazen dakikalar, bazen saatler kayboluyor. Unutkanlıkta var mı? Dün gece eve gelirken bir geyik gördüm. Sonra uyandım ve kendimi boğazın ortasında teknede buldum. Uyur gezersin sen. Korkuyorum. Bu
bu üç kelimeyi ezberlemeni istiyorum. Patates, börek, kirpi. Ne? Patates, börek ve kirpi. Bunları ezberleyebilir misin? 4 yaşında falan mıyım ben? Aklında tut yeter. Şimdi çemberin içine bir saat çiz. Tamam. Bu çok iyi. Sonuçta aptal değilim, değil mi? O 3 kelimeyi tekrar eder misin? Bu bir delilik testi mi? Burası biraz dar. Sakinleştin mi? Tabutta pişiriliyormuşsun gibi hissediyorsun. Baş ağrıların olduğunu söylemişsin. MR çekilirken de hissettin mi? Düşünemiyordum bile. Blok adasının kuzey kıyısında yaşıyordun, öyle değil mi? Yeni rüzgar santraline yakın. Evet. Bir dostumla konuşmanı istiyorum. Birkaç yıl önce benzer sorunlar yaşamıştı. Baş ağrıları, yorgunluk, hafıza yetimi. Neyi varmış peki? Çok enderdir. Ama elektromanyetiğe aşırı duyarlılık olduğunu düşünüyorum. Vücudun elektrik dalgalarına kötü tepki veriyor demek. Beynini etkiliyor, kendini hasta hissettiriyor. Tamam, tedavisi ne? Bilinen bir hastalık değil ama arkadaşım bütün elektronik aletlerinden kurtulup West Greenwich civarına taşınarak rahatladı. Bir tür elektromanyetik ölü noktadır. South County'ye taşınmayacağım. Bence ona bir mektup yazıp fikrini sorabilirsin. Ha. Taşınmanın sana faydası olabilir. Unutun gitsin, çünkü taşınmıyorum. Onlar türbinleri söksünler. Önce ben geldim. Bilgilerini alabilir miyim? Telefon numarasını belki. Onun telefonu yok. Amacı bu. Doğru. Mektup yazmak istersen adresini verebilirim. Bu arada bir sakinleştirici yazıyorum. Bu kaygılarına iyi gelecektir. Ama artık içki yok. Söylemesi kolay. Katlanmanın iyi bir yolunu bulmalı. Bu kadar mı? Seni delirtmemiştir. Yo, uslu bir çocuk. Harry nerede? Bilmiyorum. İyi geçmedi. Kafasını boşaltmak için arabayla dolaşmaya çıktı. Sence iyi bir fikir mi bu? Hayır. Bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bak, istersen kalayım. Yani bir şey yapmasından endişe ediyorsan kalabilirim. Bak, o tehlikeli değil. Yalnız birazcık dengesiz görünüyor. O benim kardeşim Paul. Saldırgan değil. İnsanlar değişir Audrey.
Böyle değil. Ama ya travmatik bir şey falan olursa? Yani düğmeye basmak gibi işte, altta yatan bir hastalık ortaya çıkar. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Tamam mı? Belki artık ciddi yardım almanın zamanıdır. Ne gibi? Mesela ne bileyim işte, Madison'da iyi tedaviler uygulanıyor. Bak, onu akıl hastanesine göndermeyeceğim. İyi de Audrey, orası tımarhane değil ki. Orası onun gibi biriyle nasıl ilgilenileceğini bilen insanların olduğu bir yer. Anne, Feri dayım deli mi? Bilmiyorum. Orada biri var mı? Merhaba. Hey, orada biri var mı? Harry? Ne yapıyorsun burada? Bunlar senin mi? Evet. Nem ölçer, barometre, bir Geiger sayıcı, elektromanyetik alan ölçer. Bende ne istersen var. Burası kuşların düştüğü yer mi Dale? Evet. Birinin bu yere göz kulak olması gerek. Bir şey bulabildin mi? Çok fazla tuhaf veri. Ama spekülasyon için erken. Burada ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bende bir sorun var. Ne demek istiyorsun? Beni bir sürü doktora götürüp ölçüm yapıyorlar işte. İyi değilim. Adayla ilgili bir şey. Sen de benim kadar biliyorsun. Sadece ne olduğunu bulmak istiyorum. Benimle gel. Burası her zaman etkinliklerin yoğun olduğu bir yer ama bu yeni bir şey. Sonunda ilgi göstermene sevindim. Bu adayı gençliğimden beri takip ediyorum dostum. Devletin test alanları, doğaüstü etkinlikler, boyutlar arası iletişim, ne istersen hepsi o dosyada. Hey, şuna bak, bu ilgini çekecektir. Nedir bütün bunlar? Bunlar devletin müdahalesiyle değiştirilmeden önce doğaüstü olaylarla ilgili internet sitelerinde çıkan yazılar. Tamam. Bu garajın dışında garip bir dünya var. Gerçeğe hazır mısın? Lanet olası kaçık. Altı kutu bira almıştım. Bak, alkolü azaltman gerek Harry. Doktor Cocktail... Ve Kate'e gidiyorum. Harry. Ne var? Sadece git yat, bir film falan izle. İyi gelecektir. Benden ne istiyorsun?
Köpek. 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 Buna devam edemem. Bak, her şey dışarıda. Dün gece yağmur yağdı Harry'e. Dışarıda kalan her şey mahvoldu. Ben özür dilerim. Kendin tebi değildin. Neler olduğunu hatırlamıyor musun? Durdurmaya çalıştım. Dün gece Peterson'ların köpeği kaybolmuş. Peki bununla bir ilgin var mı? Ben yapmadım.
Emin misin? Emily yemeğini yedi, yatağını yapmayı da biliyor. Dikkat et de Harry evi yakmasın. Nereye gidiyorsun? Bir cevaba ihtiyacım var. Mektuba cevap yazması için 2 hafta bekleyemem. Delilik ama bu Audrey. Adamı tanımıyorsun bile. Telefon et. Telefonu yok. Öyleyse ben giderim. Hayır Paul. Bu konuda bana güvenmelisin. Soruları soran kişi ben olmalıyım. Bak senin yerine ben gideyim. Ormanda yaşayan kaçık bir adamın sana zarar vermesini istemiyorum. Sen benim için değerlisin. Tamam mı? Şu anda lütfen bunu konuşmayalım. Audrey. Yardım etmek istiyorsan Emily'ye göz kulak ol. Bunu yalnız yapmalıyım. Tamam. Son vapurla döneceğim. Yardımcı olabilir miyim? Sen Kurt müsün? Sen kimsin? Adım Audrey. Bilgilerini Doktor Koch verdi. Birkaç şey sormaya geldi. Çıkar onu. Özür dilerim ne? Saatin. Çantanda cep telefonun var mı? Evet. Arabanda bırak. Hemen. Tamam. Geliyor musun? Evet. Buraya cep telefonuyla girmek el bombasıyla girmeye benzer. Anlamıyor musun? Özür dilerim, tahmin etmeliydim. Anne nasıl? Doktor Koch mu? İyi. Hala Boston'da mı? Providence'da. Kardeşim de aynı hastalıktan muzdarip olabilir. Elektromanyetik. Bendeki o değil. Değil mi? Elektronik eşyalarla sorunum var. Orası kesin. Sadece anlamaya çalışıyorum. Daha sert bir şey ister misin? Almayacağım. Hadi iyi. Burada çok sık misafirim olmuyor. Dinle. Kardeşinin... Cep telefonu ya da öyle şeyler yüzünden baş ağrılarının olmasına çok üzüldüm. Ama bendeki o değil. Sadece baş ağrıları değil, bayılmalar da var. Garip şeyler yapıyor. Geçen zamanı hatırlamıyor. Bunlar ne zaman başladı? Evet. Yeğenim bunu çok seviyor. Bence hoşuna gidecek. Ben odamda olacağım. O kadar kötü değil, merak etme. Sadece gözlerimi dinlendireceğim. Yapma ama bir şans tanı. Evet, bizimle izle. Kendini nerede buluyor? Ne demek istedin? Belirli bir yere doğru mu çekiliyor? Gerçekten bilmiyorum. Hatırlamadığı anlarda ne yapıyor? Bilmiyorum. Ortalığı dağıtıyor, evin altına üstüne getiriyor. Ne götürüyor? Hayvanlar mı? Yiyecek mi?
Seni hiç anlamıyorum. Onu oradan uzaklaştırmalısın. Küçük başlıyorlar. Yediklerimizi, etkileştiğimiz şeyleri takip ediyorlar. Sonra daha fazlasını istiyorlar. Sonunda birinin canı yanacak. Hadi ama bu DVD yeniydi. Bilmiyorum ki. Belki de diskte çizik vardır. Onunla iletişim kuruyorlar. Orada olmayan şeyler görmesine sebep oluyorlar. Onu zorluyorlar. Anlamıyor musun? Onların maşası olmuş durumda. Kimin? Onların. Tamam. Ben artık hayır, bir şey istiyorlar. Ne istiyorlar? Kız. 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 Neyin var Erda'yı? Kız. Ne oluyor? Gitmeliyim. Kız. Harry dur, Harry yapma. Kalmalısın. Harry! Beni dinle. Bu daha kötüye gidecek. Bir gün kendime geldiğimde onlara kedimi götürüyordum. Sonrakinde arabamın arka koltuğunda evsiz bir kadın vardı. Bırak beni. Bizi tanımaya çalışıyorlar, tamam mı? Seni parçalayıp yeniden birleştirecekler. Hayır! Kimseye zarar vermeden kardeşini oradan uzaklaştırmalısın. Sonunda biri ölecek. Duydun mu beni? Kalkıp gitti, bilmiyorum. Ben de Emily'yi bırakıp peşinden gidemedim. Gerçekten çok üzgünüm. Ne dedin? Ne oldu? Ah, yanında gelmem gerektiğini biliyordum. Polisi aradın mı? Hayır, iyiyim. Dönüş yolundayım. Doktor beni neden gönderdi bilmiyorum. O adam bir deli. Vapurun kalkışına hala var. Yani gecikeceğim. Emily'ye baktığın için teşekkür ederim. Sen iyi misin? Aman Tanrım.
Emily nerede? Emily! Kes şunu!
Emily. Korkma, gel buraya. Hadi canım. İyisin. Korkma. Korkma. Geçti. Her şey geçecek. Karıştırıcı olduğunu biliyorum. Ama sudan aldığımız balıkların çoğunu birkaç gün sonra yeniden suya bırakıyoruz. Onları inceliyoruz. Böylece onları daha iyi tanıyoruz. Onlara yardım edebilmek için. Ve kötü geldiğini biliyorum. Ama bazı cesur balıkları sudan alıp onları daha iyi tanımak, diğer balıklara yardım etmemizi sağlıyor. İyi bir şey yapıyoruz.